Sevgili öğrencilerimiz, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 3. sınıf Türkçe ders kitabımızda yer alan Gelin Kardeş Olalım metninin etkinlik sorularını cevaplandırmaya çalışacağız. Birinci sorumuzla başlayalım. Aşağıdaki cümleleri uygun akrabalık adlarıyla tamamlayalım. Annemizin kız kardeşine teyze deriz. Annemizin erkek kardeşine dayı deriz. Babamızın kız kardeşine hala deriz. Babamızın erkek kardeşine amca deriz. Aşağıdaki fotoğraflardan kardeş olmak ifadesini anlatanları işaretleyelim. Birinci, ikinci ve üçüncü resimler işaretlenecek arkadaşlar. Devam edelim. Dinleme yaparken aşağıdaki kurallara dikkat edelim. Dikkatimizi dinlediğimiz metne yoğunlaştıralım. Nezaket kurallarına dikkat edelim. Arkadaşlar, burada görmüş olduğunuz metnin aynısını siz de defterinize aktarabilirsiniz. Aşağıdaki bulmacayı çözelim. İstek temenni dilektir arkadaşlar. Dost olmayan düşmandır. Ulus millettir. Bir konuda direnme inattır. Bir kimsenin kötülüğünü isteyen duygu ise arkadaşlar bedduadır. Dinlediğiniz şiirde geçen aşağıdaki kelimeleri birer cümlede kullanalım. Dilek, bir dileğim var, mutlu ol yeter. Millet, millet her zaman değerlidir. İnat, inat edersen yapmam. Nefret, nefret etme kimseden. Bilmediğimiz kelimeleri sözlüğümüze eklemeyi unutmayalım. Dördüncü etkinliğimiz anlayalım. Aşağıdaki soruların cevaplarını söyleyelim. Şair ne olmamızı istiyor? Kardeş. Şair neyin yasak olması gerektiğini söylüyor? Savaşın, düşmanlığın. Şairin uzak olmasını istediği duygu nedir? Acı, keder, beddua, kızgınlık, nefret. Şairin Yunus gibi sevelim derken söz ettiği kişi kimdir? Yunus Emre'dir. Yunus Emre Türk şiirinin en güzel, en saf şeklinde yazan şairidir. Yunus gibi bizlere örnek olan başka kimleri tanıyorsunuz? Bir Sultan Abdal, Hacı Bektaş Veli gibi isimleri tanıyorum. Şiirle ilgili soru hazırlayarak sıra arkadaşlarımıza soralım. Soruyu ve arkadaşlarımızın verdiği cevabı yazalım. Soru: şiirin şairi kimdir? Cevap: Bestami Yazgan. Şiirin en beğendiğimiz kıtasını tekrar okuyalım. Bu kıtada neler anlatıldığını arkadaşlarımızla tartışalım. Şiiri oluşturan her bir satıra dize, dört dizden oluşan bölümlere ise kıta dendiğini unutmayalım. Aşağıdaki kıtayı beğendim çünkü kardeş olmanın önemini anlatıyor. Bırakalım inadı, gelin kardeş olalım. Bütün millet evladı, gelin kardeş olalım. Dinlediğimiz şiirin konusunu ve ana duygusunu yazalım. Şiire farklı bir başlık önerelim. Şiirin konusu kardeş olmak. Şiirin ana duygusu kardeş olmanın önemi, barışın güzelliği. Şiire önerdiğim başlık, gelin bir olalım. Etkinlik söz varlığım. Aşağıdaki cümlelerin kaç kelimeden oluştuğunu başındaki kutucuklara yazalım. Sırasıyla 4, 2, 7, 3 ve 1 yazmalısınız. B şıkkı, noktalı yerleri istediğimiz konuda verilen sayıda kelimeden oluşan cümleler yazalım. Volkan iyi çocuktur 3 kelime, artık sana biraz daha kızıyorum 5 kelime, haydi gel 2 kelime, ben sana aşık oldum 4 kelime. 6. etkinliğimiz, yurdumuzda huzur ve güven içinde yaşamanın bize neler hissettirdiğini arkadaşlarımıza anlatalım. Bizde güven ve barış içinde huzurlu bir ortamda yaşama şansını buluruz. Çünkü huzur demek bizlerin de mutlu ve barış içinde kardeşçe yaşamamız demektir. Hissettiklerimizi anlatırken aşağıdaki kurallara dikkat edelim. 7. etkinlik, Yunus Emre'nin şiirlerinden birini öğrenerek yazalım. Bu şiiri ezberleyerek arkadaşlarımıza okuyalım. İlim, ilim bilmektir. İlim kendin bilmektir. Sen kendin bilmezsen ya nice okumaktır. Okumaktan murat ne? Kişi hakkı bilmektir. Çün okudun bilmezsin, ha bir kuru ekmektir. Öğrendikten sonra aşağıdaki atasözlerini bizlere neyi öğütlediğini söylerim. Birlikten kuvvet doğar. Bir elin nesi var, iki elin sesi var. Bu iki atasözü de bizlere birlik olmanın önemini anlatmaktadır. Değerli öğrencilerimiz, bir dersimizin daha sonuna geldik. Evvelce YouTube kanalına abone olmayı ve kanalımızı sınıftaki arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayınız. Derslerinizde ve hayatınızda başarılar dilerim. Evvel Cevap ailesinden saygılar, selamlar.